Dostum gri kurt oyun oynamayı seviyor. Gelecek sefer öldüreceğim. Uyarmana sevindim. Bunun özel bir nedeni var mı? Burada olman yetmez mi? Abini görmeye geldim. Kızıl Bulut'la ben yakın arkadaşız. Kızıl Derililerle beyazlar arasında arkadaşlık olmaz. Sonuna kadar savaşacağız. Halkının arasına dön. Burada sana yer yok. Son gördüğümden beri ağzım büyümüş gri kurt. Ben kabilenin büyük ağzıyla değil, büyük şefiyle konuşmaya geldim. Merhaba Kızıl Bulut. Cani Alps. Öldüğünü söylemişlerdi. Biri yalan söylemiş. Savaşta biraz çarpıştım, hepsi bu. Beyaz adam beyaz adama karşı. Birbirinizi yok etmenizi umuyorduk. O iş uzun sürmezdi. Çok kötü. Halkının kalanı nerede? Avlanıyor. Ne avlıyorlar? Neden geldin? Yeni kaleye doğru gidiyordum. Eski dostuma merhaba demeden geçmek olmazdı. Neden geldin dedim. Yeni kaleden kuzeye gidecek bir konvoy var. Biliyorum. Topraklarından geçebilirler mi? Neden olmasın, ben barıştayım. Ölümler arasında mı? Sadece kanunlarımı çiğneyenleri öldürürüm. Hangi kanunmuş bu? Beyaz adam altın aramak için topraklarımıza giremez. Altın mı? Burada olduğunu bilmiyordum. Beyaz adam altınla içki ticareti yapmamalı. Ticaret iki kişi arasında yapılmaz mı? İkisini de cezalandırırım. Gel. Kanunu çiğnediler. Üzülmüşe benziyorlar. Kanunlarına uyacağız. Ama kendi yöntemimizle cezalandırırız. Güzel. Halkımızdan çok kişi öldüren birine inanacak mısın? O benim iki katım adam öldürmüştür. Yeni kalenin yüzbaşısı güvenilir mi? Yeni kaleye gidip yüzbaşıyla konuş. Anlaşacağınızdan eminim. Yarın orada olacağım. Ona söylerim. Johnny Holtz. Hı. Dostlarınla yemeden mi gidiyorsun? Sağ ol Kızıl Bulut ama bir an önce... Aslında bayağı acıkmışım. Aç şunu. Altına benziyor. Evet, öyleymiş. Tadı da aynı. Bu da nereden çıktı? Umarım asla öğrenmezsin. Neden? Saçının kazıkta büyüdüğünü görmek beni üzer. Halkımdan biri beyaz adama söylediğinde ölür. Ama zenginsin. Battaniye ve at satın alabilirsin. Artık zenginsin. Halkınızın öldürdüğü bufaloları geri getirir mi? Sarı demiri ararken kirlettiğiniz pınarları ve suları eski haline getirir mi? Toprağı güzelleştirebilir mi? Benim istediğim tek zenginlik işte bu. Ama bunu bize çok gördünüz. Uyumayı beklerken bunları düşünsen iyi olur. Thank you.
Niye bu kadar kızgınsın suda gördüğüm için? Eski kampınızda annenin seni yıkadığını görürdüm ve bu kadardı. Ben artık o kadar değilim. Aa, evet değilsin. Gidin buradan. Artık altın yok. Altın yok. Viski de yok. Kızıl Bulut'a söylerim. Adamı neden öldürdün? Ben kimseyi öldürmedim. Kim öldürdü? Bundan sana ne? Kim öldürdü? Chivington adında biri. Nereden geldin? Yeni Kale'den konvoyla geldim. Burada ne işin var? Sadece gece avlanıyorduk. Gece tavuğu mu? Ne çıkarsa onu. Kızıllar birden karşımıza çıktı ve Chivington korkup ateş etti. Sonra bu kızılderililer üstüme atladı. Bu adamı tanık olarak kullanacağım. Tutsağı istiyorum. Benim değil, kardeşimin tutsağı. Ne demek bu? Senin için onunla dövüşmem gerek. Kaybedersen ne olur? Benim acılarım biter.
Seninki ise yine başlar. Beyaz adamı al ve git. Zor bir dövüştü. Biraz senin için bayağı endişelendim. Sinirlerim iyice gerilmişti. Bu sinirlerini yatıştırır. Kaleye gelecek misin? Bilmiyorum. Yüzbaşı olayın sorumlusunu cezalandırır. Beyaz adamın adaletini görmek isterim. Kaleye gelirsen görürsün. Yarın orada olacağım. Güçlüymüş, neredeyse çenemi parçalıyordu. Benim iyiliğim için yaptığını biliyorum. Yabancılara yardım eli uzatmayı severim. Bunun için minnettarım. Benim hayatımı kurtaran herkes çenemi kırabilir. Baykuşlara ateş etmekten vazgeç. Nasıl yani? Bunu cebinden düşürdüm. Bu altınları ticaretten aldım. Altına karşılık mı öldürdün? Tamam mı? Ortağım yerliği vurduysa ne olmuş yani? Bunu yüzbaşıya da söyler misin? İstediğin bu mu? Yerlilerden çok altın aldın mı? Daha öncekilerden de almıştım. Bu sabah alamadık. Bir daha dener misin? Hayır. Yerlilerin çıkardığı yerden almak daha kolay.
Demek büyük şefle bunu konuşmaya gittin. Bir şeyler çevirdiğini biliyordum. Senin gibi bir ortağım olmaması ne kötü. Yerini biliyor musun? Madenin mi? Aha. Tahmin ediyorum. Yardıma ihtiyacın var. Altın ikimize de yeter. Ortağın ne olacak? Çemektin mi? Ona ne olacağı umurumda değil. Ben barışçıl biriyim. Birlikte altını alıp gideriz ortak. Aynen öyle ortak. Bu Vestat. Hey Wes, senin ölmüş olman gerekiyordu. Öyle mi? Yerliler onu yakalamadı mı? Öyle oldu. Chimington kafa derisinin yüzüldüğünü söylüyordu. Kimin derisi yüzülmüş? Onun. Johnny Hawks olmasaydı derimi yüzebilirlerdi. Johnny Hawks mu? Sen Laramie'de değil miydin peki? Evet, oradaydım. Ha, tanrım, seni gördüğüme çok sevindim. Bizi sen mi götüreceksin? Bu Chiming nerede? Biraz önce salonda içiyordu. Bu ne acele Joe? Siyular savaş istiyor. Bu gece kalede kalıyorum. Zaman kaybediyoruz. Chivington nerede olduklarını biliyor. Neden yüzbaşı adamlarını alıp hepsini öldürmüyor? He? Kadınlar ve çocuklar da dahil. Sen hiç yerlilerle dövüştün mü? Biz Yankiler bu pisliklerle nasıl savaşacağımızı biliriz. Zaten bir savaşı kaybettik. İkincisini bekleyemez misin? Sen o attan insene. Baksana, o Johnny Hawks, yerli avcısı. Bu yüzden mi yerlileri öldürmek istemiyor? Bekle Wes. Yüzbaşı bir anda saldırarak bütün yerlileri katledemez. Bu insanlığa aykırı. Bir şeyi unutmayın. Yerliler insan değildir. Onlar vahşi hayvandır. Kan tadını aldıklarında öldürmeniz gerekir. Haklısın Chief. Bir şey daha var. Dostum Wes gözlerimin önünde vurulduktan sonra kendi kanının oluşturduğu gölün içinde kıpırtısız yatarken görevimin ne olduğunu biliyordum. Dövüşerek oradan uzaklaşmak ve kaleye gelerek insanları uyarmak. Bir içki daha vereceğim. Bu çok güzel bir hikaye bayım. Benimle gelip yüzbaşı Tresker'i anlatır mısın? Onu anlattım bile. Hadi bir daha anlat bakalım. Ben yabancılardan emir almam, tamam mı? Belki seni eski bir arkadaşın ikna eder. Vestad. Senin öldüğünü sanıyordum. Ama ben ölmedim Chief. Herhalde ikna oldu. Yüzbaşıyı görelim. Bana neden vurdun ha? Kapa çeneni ve dikkatli ol. Seninle ödeşeceğiz. Yüzbaşım, Laramie'den destek geldiği zaman toplanalım. Onlara bir ders verelim. Ona katılıyorum efendim. Jim, amacım savaşı başlatmak değil, kaçınmak. Laramie'den biri geldi efendim, Johnny Hawks. Bu kadar yeter, içeri yollayın. Zamanı gelmişti. Nasılsınız Yüzbaşım? Bay Hawks, Laramie kaç adam yolladı? Sadece beni. Tek kişiyle isyan bastırılmaz. Kim olduğu umurumda bile değil. Ne isyanı bu? Siyular dün gece adamlarımıza saldırmış ve birinin derisini yüzmüşler. Öyle mi? Evet, görgü tanığımız var, Chivington. Şu anda dışarıda bekliyor. Girsene. Şapkanı çıkar Wes. Bu da kim? Derisi yüzülen adam. Bunun anlamı nedir? Bakın efendim, anladım ben. Kapa derisi yüzülen adam bu mu? Evet efendim, ama benim bununla hiçbir... Hapishanenin inşaatı bitti mi Teğmen? Bitmek üzere efendim. Onu hapse atın. Emredersiniz. Kafa derinin yüzülmemesine sevindim. Hapse atın. Johnny olmasaydı canlı canlı yakacaklardı. Sen orada mıydın? Buraya gelmeden önce yerlilere uğrayıp ne yaptıklarına bir bakayım dedim. Sorunun ne olduğunu biliyorsun. Sorunu yerliler çıkarmıyor yüzbaşı. Chivington gibiler altına karşı viski veriyor. Keşke şu konvoydan kurtulabilseydim. Bunun için buradayım. Siyu topraklarında rehberlik edeceğim. Komoy'da kadın ve çocuklar var. Yerliler savaşa hazırlanırken yollayamam. Savaşa hazırlanmıyorlar. Kızıl Bulut seninle konuşup sorunu halletmek istiyor. Sence ona güvenebilir miyiz? O da sana güvenmekte zorlanıyor. Neden? İnsanlar kanunları çiğneyince Kızıl Bulut onları öldürüyor. Yani Chivington asıyım? Yüzbaşı, biz yerli değiliz, medeniyiz.
ve bir şeyler yapmalıyız. Chivington'ı hapse attırdım ya. Evet ama ortağını da unutmayın. Ortağını mı? Onunla beraberdi. Onu da hapse atın. Yürü. Sence Kızıl Bulut'la nerede konuşuyor? Bunu da hapse atın. Burada konuşun. Yüzbaşı, onları kaleye almak büyük bir hata olur efendim. Blake'e katılıyorum. Size katılmıyorum. Bu toplantının sorumluluğunu üstüme alıyorum. Ama yüzbaşı. Konu kapanmıştır. Kızıl Bulut'u buraya getirmen ne kadar sürer dersin? Şu anda buraya geliyor. İzninizle. Bu güzel hapishane tam zamanında bitti. Kaç tane yerli öldürdün? Hayatta kalmaya yetecek kadar. Ross Jenkins, Dave Crackett'ten çok yerli öldürdüğünü söylüyor. Annem dövüşülmesine taraftar değil, aptalca olduğunu söylüyor. Baban ne söylüyor? Benim babam yok. Ama büyük babam var. Peki o ne diyor? Şu anda Oregon'da. Burada gerçek yerli var mı? Çok değiller ama bir tane getiririm. Ölü bir yerli mi? Sakıncası yoksa canlısını tercih ederim. Sabırlı ol. Kızıl Bulut yarın geldiğinde onu görebilirsin. Buraya mı geliyor? Evet. Buraya? Evet, aynen öyle. Hey, dumanlar ve tozlar dünyayı kaplasın ki... Tatlım, neredeydin sen? Yerliler geliyormuş. Bana bak, bırak bu saçmalığı. Hemen aşağı in ve yemeği hazırlamaya başla. Yerliler geliyor. Johnny Hawks öyle dedi. Lanet olası, bırak şapkamı, bırak dedim. Ver şunu, ver. Demek yerli avcısı sensin. Küçük bir çocuğu yerliler geliyor diye korkutmak sana hiç yakışmıyor. Hayır bayan, barış imzalamak için geliyorlar. Barışın pek bir faydası olmadı. Kocam Pittsburgh de öldü. Üzüldüm bayan. Senin suçun yoktu. Yoksa var mıydın? Hangi tarafta dövüştün Johnny Hawks? Söylemeye korkuyorum be. Korkmadığından eminim. Bizimle yemek yer misin? Teşekkür ederim. Zahmet vermeyin. Bir kişinin zahmeti olmaz. Seni bekliyoruz. Teşekkür ederim. Akşama görüşmek üzere. Ellerini yıka. Seni anlayamıyorum. Johnny Hawks'u anlayamıyorum. Hiçbir şey anlayamıyorum. Ne yaptığını anlamadın mı? Bana ezik bir burun borçlusun Wes. Çok zeki bir adammış. O da bana ezik bir burun borçlu. Bu barış işini hallettikten sonra madene kendi başına gidebilecek. Altının peşine düşen herkes vurulup avlanacak. Barış anlaşmasını böyle yaptırıyor. Johnny Hawks hariç herkesi korkutup kaçırıyor. Buradan çıktığım anda onu öldüreceğim. Ben söyleyene kadar kimseyi öldürmeyeceksin.
O bizim ortağımız. Kapa çeneni. Kıpırdamayın. Bize Oregon'da kaç dönüm toprak verecek? 500 dönüm. Evet. Ve buna hayır diyemem. Bu Michigan'daki toprağımın tam iki katı. Merhaba yüzbaşı. Frozen, Oregon'daki güçlerimizi birleştirelim. Daha güçlü oluruz. Bir bölümüne meyve ağacı. Mükemmel. Mükemmel Susan. Gölgeler hiç bu kadar iyi olmamıştı. Johnny. Hey, ben daha sözümü bitirmemiştim. Şu kontrasta bakar mısın? Gerçek bir siyah beyaz. Gruba bakar mısın? Çok sanatsal olmuş. Yüzbaşı Tunus. Peki bu yakışıklı kim? Kızıl Bulut'un sandalyedeki pozu nasıl ama? Sanki sopa yutmuş gibi. Onunla dalga geçelim. Sende kalsın, hepsinden 6 tane var. Şuna bakın. Gerçek bir sanat değil mi? Üniformalardaki düğmeleri görüyorum. Bu fotoğraflar tarih kitaplarına girecektir. Çok iyi Briggs. Merhaba Johnny. Johnny, bu akşam yeterince içmedin mi? Başkasıyla dans ediyordunuz. Bunu unutmaya gidiyordum. Buna gerek yok. Hadi Johnny Hawks. Dans ediyoruz. Aa, anneme bakın, bir yerli avcısıyla dans ediyor. Öyle tabii ama bu savaş dansı değil. Bizi nereye kadar götüreceksin? Sashoni bölgesine kadar. Orası güvenli olacak mı peki? Aa, Sashoniler dostumuz ama dikkatli olmak gerek. Elimden geleni yaparım. Belki sonuna kadar bizimle gelirsin. Geç kalmanıza üzüldüm. Dün gece herkes çok eğlendi. Önemli değil, güneş batana kadar nehre varmış oluruz. Tatla Chivington, burada ne işleri var? Başka ne yapabilirdim? Laramie'deki mahkemeye gönderebilirdim. Faydası olmazdı. İfadelerini değiştirdiler. Kendilerini savunmuşlar. Onları şimdi vurup sonra yargılasak daha iyi bence. Gözümün önünde yapamazsın. Arkanızı dönebilirsiniz. Merak etme, onları uyardım. Bir daha buralarda görürsem Kızıl Bulut'a ellerimle teslim edeceğimi söyledim. İstemediğiniz şeylerde çok cömertsiniz. Görüşmek üzere yüzbaşı. Bizi kurtardığın için sağ ol ortak. Bana teşekkür etmeyin. Sen şansını boynunda taşıyorsun. Haklı olabilirsin. Bir kolye de sen takmalısın. Olabilir. Bu yolculukta yakınından geçeceğiz. Ve biz tam arkanda olacağız Bay Holmes. Bu ne güzel bir düşünce. Johnny. Şu manzaraya bak. Ne olmuş manzaraya? Tam fotoğraflık. Ben bu halini seviyorum. Biliyor musun, iç savaşta Bay Brady'nin fotoğrafını çekerken aynen şöyle söyledim. Bay Brady, ona hep Bay derdim. Bay Brady dedim, sizin gibi bir dahi değilim ama bir gün benimle gurur duyacaksınız. Çünkü Vahşi Batı'nın fotoğraflarını ben çekeceğim. Neden? Herkesin görmesini istiyorum. Neden? Görünce buraya gelecekler, hem de binlercesi.
Bu yeterli sebep değil mi? O şeyi kafanda parçalamak için çok iyi bir sebep. Niye? Batı'yı medeniyete açmak istemiyor musunuz? Buraya gel. Belki şöyle anlatabilirim. Benim için Batı güzel bir kadın değil. Benim kadınım. Bu halini beğeniyorum ve değişmesini istemiyorum. Kıskandığım için de kimseyle paylaşmak istemiyorum. Buranın medenileşmesini istemiyorum. Başka fotoğraf çekemeyecek miyim yani? Sen çekmezsen başkası çekecek. Aha. O kadar güzel ki. Hadi, ileride daha çok var. Hadi gel. Sana yardım edeyim. Gel. Kolunu uzat. Melek de geliyor mu? Hadi gidiyoruz. Hadi Melek. Neredesin Pedro? Hey, buraya gelsene! A pipe and drum began to play there on a beautiful morning. One was gentle, one was kind, one was gentle, one was kind. One came home, one stayed behind. A cannonball don't pay no mind. A cannonball don't pay no mind. Though you're gentle or you're kind, you don't think of the folks behind there on a beautiful morning. Two girls waiting by the railroad track. Two girls waiting by the railroad track. For their darlings to come back, one more blue and one more black. One more blue and one more black, waiting by the railroad track, for their darlings to come back, they're on a beautiful... O yerli bıçağı, öyle değil mi Johnny? Eskiden öyleydi. Onun için dövüştün mü? Evet. Çetimi dövüştü. Bize anlatsana. Hadi anlatır mısın lütfen? Artık hikaye yok. Hemen yatıyorsun. Hadi. Ama ben yatmak istemiyorum. İyi geceler Tammy. Tamam. Hadi içeri. Sabah görüşürüz. Bölgeyi geçene kadar CEO'ları görecek miyiz? Umarım ticaret yapmayı severler. Çalmayı ve öldürmeyi de. Beyazlardan farkları yoktur. Yerleri seviyor musun? Evet, onları severim. Beyazları da severim. Johnny. Neden bizimle Oregon'a gelmiyorsun? Oregon'da ne yapacağım? Zengin bir bölge. Herkese bedava 640 dönüm arazi veriyorlar. Kendimi tarla sürerken düşünemiyorum. Nedenmiş? Bitkilerden ve tohumlardan hiç anlamam. Neden? Çünkü o bir yerli avcısı, anlamıyor musun? Hemen arabaya gir ve orada kal Tammy. İyi. Bu çocuk hep sorun çıkarır. Sen iyi bir kadınsın Suzy. Oğluna iyi bakacaksın. Sana da bakabilirim. Sandığından fazlası gerekebilir. Başa çıkamayacağımdan mı korkuyorsun? Hayır, bu benim kanımda var. Tarla ekeceğim yerde balığa ya da ava çıkmalıyım. Hem çiftçilikten hiç anlamam. Çiftçilikten söz eden kim? Kocamın balık tutmasını, tuzak kurmasını, eve et getirmesini isterim. Çiftçilik işlerini kendim de yapabilirim. Bazı erkekler doğuştan koca olabilirler ama buna asla yapamam. Peki hiç denedin mi? Susan, bunu söylemek istemezdim ama ben evliliğe uygun biri değilim. Bence kafana koyduğun her şeyi yaparsın. Ama bu konuda çok düşündüm. Merhaba Bill. Elma için teşekkür ederim Susan. Gidip atlara bakmam gerekiyor. Sabah görüşürüz. Eskiler ne der bilirsin. İki iyidir, üç kalabalık. Bunu senin gelişin sırasında düşünüyordum Cramtree. Susan, sen neredeysen ben oraya aitim. Bir şey söylemek istiyordum ama bana hiç fırsat vermedin. Susan, ben Michigan'ın en iyi elma üreticisiyim.
Hey, şuna bakın. Şimdi rahatı yılan. Boyu 1,5 metre kadar. Ne buldunuz baylar? Şimdi rahatı yılan. Yılanın nasıl öldürüleceğini göstereyim. Hey Johnny! Onu tam kafasından vurdu. Söylemiştim. Yılanı öldürmenin en iyi yolu budur. Yılanı üzerine fırlat. Ya ıskalasaydın? İmkanı yok. Yılanı asla ıskalama. Hey Tommy, yakala. Teşekkür ederim Johnny. Bak anne, Johnny çıngıraklı yılanı öldürdü. Evet beyler, hadi ilerleyelim. Hadi, de. Ha, hadi. Ha, de. De. Hadi. Hadi, hadi oğlum. Hadi de. De. Nehre dikkat hadi, edin. Hadi, hadi. İstersen bir yılan daha bulabilirim. Neden söz ettiklerini merak ettim. Hücer Joe'yla konuşma fırsatı bulabildin mi? Hisse karşılığında kürek ve gerekli malzemeyi verecekmiş. Çok fazla kişiyi hisseye dahil ediyorsun. Ona güvenmiyorum. Kime? Hücer Joe'ya? Hayır, Johnny Arms'a. Et kapalı. Öyle mi? Olmasalardı buraya kadar gelemezdik. Hiç yerini görmedim. Bakacağın yeri bilmelisin. Buraya kadar 39 tane saydım. Dağ zirvesini görüyor musun? Evet görüyorum. 6 tane dağ var. Toplam sayıları 45 eder. Pekala, tepeye tırmanıyoruz hadi. Ve... Johnny. Ne için? Yerli topraklarından geçiyoruz. Güzel fotoğraflar çekeceğim. Mutlu olmana sevindim. Bu yol daha iyi. Hadi Melek. Neden erken kamp kurduk? Atlarımız çok yoruldu. Hep yokuş çıktık. Aha. Emirleri atlar vermiyor. Bence birinin aklında altın var. Evet bakalım nereye gidiyormuş. Thank you.
o burnunu arabanın içinden. Pis sapık. İnsanlarda hiç terbiye kalmadı. Bıçağını geri getirdim. Hatırladın mı? Alsana. İstemiyor musun? Yere at. Onu buldun mu? Adamın hemen arkasındaydı. Nasıl kaçırabildin? Adam birden buhar oldu. Gecenin köründe altın çıkaramaz. Karanlıkta burnunun ucunu göremezsin. Onu yarın takip ederiz ve yeri biliriz. Sırtına dövme gibi yapışırız. Sözen, sana bir şey söylemek istiyorum. Yeni bir tür gübre. Buffalo dışkısı. At ve inek gübresi kadar iyi olmalı. Ne dersin? Minecraft'in düşündüğü bir şey. Hadi yemeğini bitir. Yatma zamanın geçti bile. Yerliler! Sakin ol Morgan. Zararsız görünüyorlar. Birazdan boğazımızı kesebilirler. Ticaret yapacaklar. Sakın onları korkutmayın. Onları halkanın içine sokmuyor. Haklı olabilirsin. Ticareti halkanın dışında yapalım ha. Sen burada kalıyorsun ve onlara yaklaşmıyorsun. Merak etme Susan. Komşunuza davrandığınız gibi davranın. İş için gelmişler. Malzemeleri çıkarayım. Hiç zaman kaybetme, onları dolandırabilirsin. Ticaret mi yapacaksınız? Oo, şu yemeklere bakın. Başka yerliler geliyor. Ticaret istiyorlar. Bizde fasulye ve mercimek var. Etlere bakar mısın? Bu ördekler çok veseliymiş Tom. Ne istiyorsun? Fasulye. Evet. Evet. Kimi? Eski dostumuz Çılgın Ayı. O da kim? Size altını veren yerli. Onu ben hallederim. Hayır, sen gerisiyle ilgilen. Hazır olun. Sen ördek taşıyan dur. Çok özel bir sahne olacak. Biraz kaldır. Muhteşem olmalı. Hoppa! Fasulye. Fasulye mi? Fasulyeniz var mı? Evet, fasulyemiz var. O kadar fasulye yeter mi? O çok az fasulye olmaz. Thank you.
Boynundakini beğendin mi? Neyi, kolyeyi mi? Ben Oklay'a istiyorum. Lütfen anne. Bir dakika bayım. Neden dudaklarımı çapak atmıyorsun? Bunların hepsine yarım çuval en iyi kalite fasulye verin. Hadi gidelim. Geliyor mu? Korkma, sana zarar vermeyeceğim. Ticaret yok. Evet, geliyor. Anne, anne, bak ne aldım. Bak bunlar yerli tüy. Gerçek yerli tüy. Onlara gömleğimi verdim. Bak kim gelmiş çiv. Eski dostumuz çılgın ayı. Bunlar için bana içki verebilir misiniz? Biz ticaret yapmıyoruz çılgın ayı. Aramızda eğleniyoruz. İşte al, sana da ver. Çok komiksin. Boynumu kırsaydım çok daha komik olacaktı. Nereye gidiyordun? Su içmeye. Uyku beni susatıyor. Veda etmeden gideceğimi mi sandın? Evet. Sana arabaları götürdüğümü söylemiştim. Ne söylediğini biliyorum. Güle güle. Gitmeden önce bana gülmeyecek misin? Ama biraz önce mutluydun. Çünkü unutmuştum. Neyi unutmuştun? Sen beyazsın, ben yerliyim. Bununla ne ilgisi var? Sen gidip unutacaksın. Ben kalıp hatırlayacağım. Gitmek zorundayım. Konvoyu götürür götürmez döneceğim. Sana inanmıyorum. Bak. 20 araba, 70 baş sığır, 94 insanı dağdan geçirip seni görmek için ta buraya getirdim. Şimdi bana gülmeyecek misin? Güle güle. İçki. Biz oraya götürmeni istemiyoruz çılgın ayı. Tek istediğimiz bize yerini söylemen. Altını biz kazıp çıkarabiliriz. Dostuna böyle bir şey söyleyebilirsin değil mi? Yani biz iyi dostlarız değil mi? Bana başka içki var mı peki? Beni dinle kas kafalı. Bize yerin... Değiş tokuş nasıl gidiyor? Galiba bir yere varıyoruz. Hiçbir yere varamıyoruz. Ya, daha içki. Daha içki. Hayır çılgın ayı. Önce bize Sarı Demir'in yerini söyleyeceksin. Sonra tamamını alabilirsin. Evet. İki şişeyi de. İki şişeyi de. Hadi çılgın ayı. Kızıl Bulut senin söylediğini asla bilmeyecek. Hadi. Hadi buraya. Buraya yere çiz hadi. Bana şişeyi ver. Önce çizeceksin. Hadi. Çizsene çılgın ayı. Hadi. Hadi. Hı. Nehirden dağlara doğru gideceksin.
Evet. Evet, evet. İçki verin. Devam et, bitir şunu. Ne kadar tırmanacağız? Bana çiçeği verin. Hadi çiz şunu. İkinci alacaksın. Kuru nehre kadar gidip sonra döneceksiniz. Peki kuru nehirden ne tarafa döneceğiz? Büyük kayaya doğru gidin. Altından su çıkıyor. Büyük kaya. Orada. Şimdi şişeyi verin. Hadi. Altının peşinden gidenler sadece ölümü bulurlar. Tıpkı yeminini bozan çılgın ayı gibi. Seni kızartacak kadar zamanım yok. Bunun için dua et. Tuzağa düştük. Kaleye dönüyoruz. Her yerden saldırıyor. Kalleş köpekler. Hepsini öldürelim. Bu işi süvarilere bırak. Tamam. Kaleye dönüyoruz. Arabalar hazırlayın.
Barış kısa sürdü. Hemen Shaper. İki adam al ve Laramie Kalesi'ne git. Acele et. Emredersiniz. Mümkün olan tüm desteği göndermelerini söyle. Yaralılarımız var. Hemen gereğini yaparız. Jarkler, reviri hazırlayın. Evet efendim. Size kim saldırdı? Bir yerli grubu, 15 kişi vardılar. Chimingham'lar ve Stad size haber getirmedi mi? Buraya kimse gelmedi. Yardım için önden geliyorlardı. Yerliler onları yakalamıştır. Johnny Hawks nerede? Biz de bunu bilmek istiyoruz. Bir atlı geliyor. Gelen kim? Johnny Hawks'a benziyor. Bu Johnny Hawks ve yerli atına biniyor. Yerli saldırısında neredeydi? Yerlilerin yanında. Nerede sanmıştın? Emin misin? Bizi yolda ayırıp doğruca onların tuzağına götürdü. Hazine hemen yakalayın. Yakalayın. Doldu. Gelecek sefer daha aşağıdan olacak. Yaptığın şeyi yanına mı bırakacaksın? Kapıları kapatın. Herkesin silahlanmasını istiyorum. Destek için Laramie'ye adam yolladım. Onlar gelinceye kadar savaşacağız. Önce Johnny Hawks'ın işini bitireceğiz. Kapa çeneni! Bu kalenin komutanı benim. Adamları nöbet yerlerine yollayın. İsimlerinizi onbaşıya yazdırın. Asker, gidebilirsiniz. Beyler, böyle gelip sıraya girin. Holt. Ne oldu? Wesley Chivington nerede? Yardım için önden geldikleri söylendi. Neredeler? Buraya gelmediler. Size ne olduğunu sordum Bay Holt. Sat'la Chivington Gri Kurt'u öldürmüş. Bence olayları bu başta. Bence mi? Orada değil. Hayır ama Gri Kurt'un... Çatışma başladığında neredeydin? Kızıl Bulut'un kampında. Yerli bölgesinde görev yerinden ayrıldın öyle mi? Neden? Bir kıza gittim. Yerli kızına mı? Hangi taraftan olduğunu merak ediyorum. Yüzbaşı! Teğmen Shaper ve rehberler! Yerlileri göremiyorum efendim. Sivillere fazladan cephane dağıtın. Emredersiniz. Bugün cephaneyi harcamayın. Yarına çok gerekli olacak.
Gelen yerlileri ateş edin. Will. Tammy'yi arabanın altına sok ve orada kalmasını söyle. Siper al. Cenni fotoğraf makinesi. Siper al dedim. Sanırım yüzbaşı Bay Hawks'ı iyice açlamış. Baksana yerli dostlarını ateş ediyor. Yerliler artık onu sevmeyecek. Bu da ne? Yanan bir araba geliyor. Kaç tane araba kaybetmişlerdi? İki tane. İşte diğeri de geliyor.
Holt. Savaştan önce konuşmak istiyorum yüzbaşı. Savaşı gördük. Toplanıp saldıracaklar. Onu dinlemeniz için hiçbir sebep yok. Devam et Holt. Arada taciz edip sizi uyutmayacaklar. Sabah güneş doğarken güneş göz seviyesine geldiğinde tüm güçleriyle doğudan saldıracaklar. Hiç şansımız olmayacak. Ne öneriyorsun? Kaleden ayrılmak için izin istiyorum. Destek çağırmak için mi? Bunun için çok geç. Ne yapacaksın? Yerli dostlarına mı döneceksin? Evet. Niçin? Tat ve Chivington'ı bulabileceğimi sanıyorum. Tat ya da Chivington'la ilgilenmiyorum. Bu bizim tek şansımız. Çabuk nöbet yerine dön. Yüzbaşı, buradaki insanların tek yaşama şansı bu. Kızıl Bulut'a kardeşini öldüreni vermek zorundayız. Bundan böyle yerli tezlerini dinlemek istemiyorum. Konvoyu onlara götürdün. Görev yerini terk ettin. Onlardan sen sorumlusun. Buradan canlı çıkamayacaksak cezanı çekeceksin. Bay yerli avcısı. Yerli avcısı değil, yerli aşığı. Hemen nöbet yerine dön. Benimle konuşan kalmadı sanıyordum. Sana yaptıkları için üzgünüm. Bunları hak ettim. Ross Jenkins sabah öleceğimizi söylüyor. Ross Jenkins'ın sana söylediği her şeye inanma. Ve annene göz kulak ol. Sen gidiyor musun? Bir süreliğine. Nereye gidiyorsun Jenny? Bir işi bitirmeye. Sizi Oregon'a götüreceğim. Keşke hiç gitmesem. Mecbur olmasa gitmezdi canım. Gitmesini istemiyorum. Burada kalıp bize hikaye anlatsın, olmaz mı? Kalamam. Neden o? Çünkü o yerli avcısı, anlıyor musun? Annene iyi bak. Johnny. Bu şans öpücüğüm. Seni yakalamaları zor olacak. Teşekkür ederim. Biri duvardan aşağı atladı. Bu Johnny Hawks. Ateş et, vur onu. Vur. Korkak herif, hayatını kurtarmak için kaçacağını biliyordum. Neler oluyor? Johnny Hawks yerli arkadaşlarına katılmaya gidiyor. Silahlarınızı indirin. Laramie'den destek istemeniz için sizi uyarmıştım efendim. Ama onu dinlediniz. Yerlilerin iyi insanlar olduklarına inandınız. Şimdi kaçıyor. Bizi ölüme terk ediyor. Tıpkı Shaper gibi kafa derimizi yüzecekler. Affedersiniz efendim. Ona yardımın gerekli. Baban yarın sabah kaleye saldıracak. Gitmelisin. Yarınki katliamı durdurmak zorundayım. Çok geç. Bir yolu var. Beni altının geldiği yere götürmelisin. Altını istiyorsun. Hayır. Oraya giden iki beyaza istiyorum. Onları yakalayıp Kızıl Bulut'a vereceğim. Ben ölmek istemiyorum. Beni oraya götür. Korkuyorum. Onahti, o katliamı durdurmak zorundayız. Sonra birlikte olabiliriz. Seninle ben. Güven bana. Sana güveniyorum Johnny. Thank you.
Dinamitleri hazırladım. Pekala, ateşleyip uzaklaşalım. Sence buradan ne kadar altın çıkar Wes? Kıpırdama Wes. Kemerlerinizi çözün. Önden gelirsin sanmıştık ortak. Neden bu kadar geciktin? Biraz geciktim. Yerlilerle sorun çıktı. Aa, çok kötü. Aceleyle ayrılmışsınız. Evet, veda edecek zamanımız yoktu. Ama bir şeyi unutmuşsun. Gri kurt onu senin için saklıyordu. Hadi Cani, silahını bırak, altın üçümüze de yeter. Buraya altın için gelmedim. Sadece sizi alacağım, yürüyün. Nereye gidiyoruz Cani? Yüzbaşıya kendimizi savunurken bir yerliyi daha vurduğumuzu söylemeye mi gidiyoruz? Bunu Kızıl Bulut'a anlatırsınız. Bunu yapamazsın. Evet, yapabilirim. Canı canı yakar. İyi bir amaç için yanacaksın. Onu ben öldürmedim, Wes öldürdü. Yürümeye devam edin. Bakın, hepimiz eşit ortağız. Payını alacaksın. Eğer bize güvenmiyorsan payını ilk önce sen alırsın. Endişelenmene gerek yok. Onahçı. Kardeşin gri kurtu öldüren adam bu. Onun için kardeşimle dövüştüm. Yanılmışım. Şimdi onu al ve katliamı durdur. Gri kurtu öldürdüğü için ölecek. Cani! Sen de bir beyazsın. Beni yakmalarına izin veremezsin. Cani, beni onlara bırakma. Bu sefer onu nereden buldun? Sarı Demir'in geldiği yerde. Seni oraya kim götürdü? Ben götürdüm. Sen mi? Evet baba. Ölüm yeminini bozdun. O senin kızın. Onu öldürecek misin? Halkımın diğer bireylerinden farkı var mı? Çok farkı var. Belki de senin halkınla benimki arasındaki son barış umudunu kurtardı. Diğerleri bu kadar kolay ölmeyecek. Kardeşimin intikamını alacağım. Kaledekilerin hepsini öldürürsen kardeşin geri dönecek mi? Ruhu savaş başlattığı için mutlu olacak mı? Evet. Sonuna kadar savaşacağız. Kardeşimin isteği şimdi benim isteğim. Kızıl adamın sonuna kadar. Beyaz adamın ordusu size ezecek. Av alanlarına şehirler kuracak. Kalanlara hayvan gibi avlayacaklar. Sözlerim beni korkutmuyor. O zaman git ve savaşını başlat. Ve söyle bana, bizim oğlumuz hangi tarafta savaşacak? Bana oğul vereceğinden eminim. Bu uzun bir savaş olacak. Kızıl ve beyaz adamlar barış yapana kadar burada bulunanlar kardeşinin yanına gidecek. İşte geliyorlar. Buraya gelmiyorlar. Kızıl deliler gidiyor.
Şu işe bakın. Kızılderililer gidiyor. Başardı.